Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bitki çaylarını seviyorsanız bu video sizin hoşunuza gidebilir. Kuşburnu benim favori bitki çaylarımdan bir tanesi. Türkiye'de de oldukça yaygın kullanılıyor. Çayın ardından sanırım ilk beşe girebilecek nitelikte bir performansı var. Ve kuşburnunun oldukça ilginç etkileri var. Özellikle ciltle ilgili olan etkileri için de bu videonun arkasında yeni kısa bir video yapacağım. Bir kere ilk önce bütün bu videolarda genellikle gramdan bahsediyoruz. Ne kadar olduğu soruluyor. Bakın 1 ons 28 gram 3 çorba kaşığı o kadar ediyor. Ve bu miktarda 46 kalori var. 0,5 gram protein 0,1 gram yağ. Ve bunun %94'ü ise karbonhidratlardan geliyor. Yani kalorinin çok büyük bir kısmı karbonhidrattan ama oldukça az. Bir de aynı zamanda önemli bir içeriği var. Lif biliyorsunuz. 6.8 gram ve günlük ihtiyacımızın %24'ünü karşılıyor. Şeker çok düşük oranda, sodyum gene çok düşük oranda. Kalsiyum 48 mg ve asıl önemli konu vitamin C 128 mg içeriyor ve günlük ihtiyacımızın %134'ünü karşılıyor. Yani bu kadar kuşburnu tüketirseniz C vitamini ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Az miktarda da vitamin E var ve magnezyum da gene kuşburnunun içeriğinde sayılabilir. Ama dediğim gibi vitamin C yani dışarıdan hap almanıza gerek duymadan kuşburnuyla bu işi halledebilirsiniz. Tabii çay toz ona da değineceğim. Öncelikle bir kere her şeyden evvel şunu söylemem gerekir ki C vitamini yerine yani 3 çorba kaşığı kadar kuşburnundan eğer bir demleme çay yaparsanız o günkü C vitamini hakkını kullanmış olursunuz. Ağırlığının oranları değişiyor C vitamine göre. Yer ve yüksekliğe bağlı da yetiştiği yere bağlı olarak C vitamini içeriğinin değiştiği söyleniyor. Dolayısıyla bunu bir ortalama değer olarak lütfen kabul edin. Dediğim gibi günlük ihtiyacınızın %134'ünü karşılayabiliyorsunuz. Eczaneden bir şey almanıza gerek yok. Tabii ki renkli likopen ve antioksidanlardan zengin değişik bileşikler var. Bunların çok üzerinde durmaya gerek yok ve antioksidan olduğundan dolayı en yüksek kapasitede antioksidan bitkilerden bir tanesi ve ne kadar yüksekte yetişirse o kadar antioksidan açıdan zengin olduğu görülmüş ve kurutulmuş kuşburnu tazeye göre daha fazla antioksidan içeriyor. Çaylarla ilgili bir takım soru işaretleri var. Kuşburnu alıp kendiniz yapmanızı öneririm. Yani 3 çorba kaşığı kadar kuşburnuyla çay yapıp gün içerisinde onu içerseniz C vitamini hakkınızı doldurmuş olursunuz. Tabii ki bağışıklık sistemine de yardımcı olduğu söyleniyor kuşburnunun. Bunun sebebi ne? C vitamininden dolayı. Çünkü C vitamini lenfositlerin hem sayısına yardımcı oluyor hem de fonksiyonlarını destekliyor. Bir de küçük bir ipucu daha C vitamini nedeniyle cilt sağlığı açısından da yararlı olduğu söyleniyor. Özellikle kolajenin yıkımını ve yeni kolajenin üretimine yardımcı oluyor. Bu yüzden cildi güçlendiriyor. Az miktarda da fenoller, A ve E vitaminleri var. Ama bütün etkisi bu C vitamininin yüksek oranda bulunmasından köken alıyor. Yani işin sırrı C vitamininde. Tabii bu C vitamini, antioksidanlar bütün bunların hepsi olduğu zaman hemen onun arkasına yazılıyor. Diyorlar ki kalp damar hastalıklarında ve hatta kronik hastalıklarda korumanızı sağlar. Bütün bunun sebebi hem C vitamini hem antioksidan içeriğinden dolayı. Kolesterol ve trigliserit ve tansiyon kontrolünde yardımcı olduğu söyleniyor ama direkt olarak düşürdüğü konusunda bir bilgi yok. Yalnız bunlar da ekstra kullanılmış eğer kuşburnunu taze olarak kullanmak istiyorsanız kolesterol yetirgesi tansiyon için 10 çorba kaşığı içmeniz gerekiyor. E, bu da çok ciddi bir bulmaca oluyor. Yani 10 çorba kaşığı kuşburnu içmek biraz zor. Çok koyu olması lazım en azından belki öyle. Kilo vermeye yardımcı olmasının düşüncesinin altında yatan neden içinde bir madde var ki diye. Bu farelerde antioksidan ve yağ yakıcı. O yüzden kuşburnu kilo alımını azaltabilir deniliyor. İnsan çalışmasında 100 gram kuşburnu ekstresi kullanılmış. Baya büyük bir rakam bu. 12 haftada kilo kaybı görülmüş. Ama bu çok büyük miktarlarda bir kilo kaybı değil. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Ben kuşburnu içtiğim zaman biraz daha iştahımın azaldığını, yemek süresini biraz daha uzatabildiğime inanıyorum. Yani açlık süremi uzatabiliyorum. Kuşburnu ile ilgili söylenen bir başka olay daha var. O da tipik şeker hastalığında. Bunun sebebi de gene farelerde. Farderin açlıktan şeklinde daha kolay kontrol edildiği görülmüş. İnsanlarda böyle bir tıp etkisi yok. Dolayısıyla şeker ve kuşburnu denildiği zaman aklınıza gelsin. İnsanlarda elimizde bir yok. Ama bunu da hemen hemen her yerde tipiki şeker hastalığı için kullanıyorlar. Bence en önemli faydası dediğimiz gibi açlık sürenizi bir parça uzatabilirsiniz. Bir de gene genel çerçeve içerisinde iltihabi reaksiyonları önler deniyor. Bu da tabii tamamıyla deneysel genellikle içerdiği polifenol bileşiklerinden dolayı söyleniyor. Polifenol bileşikleri ve diğer bazı maddeler iltihabi reaksiyonları önlediği varsayılıyor deneysel olarak. Bir de kuş burnunda artrit ağrısı yani eklem ağrılarının 100 kişilik bir çalışmada %65 oranında ağrıyı azaltmış. Ama bunlar genellikle dediğim gibi küçük çalışma grupları. Ama diziniz ağrıyorsa, dizle ilgili sıkıntınız varsa kuş burnunu kullanabilirsiniz. Daha önce söyledim C vitamini kolajen sentezine yardımcı oluyor. Bunun yanında kareten vitamin A ve likopen var. Dolayısıyla internete arayıp baktığınız zaman göreceksiniz cilt sağlığıyla ilgili olan hemen hemen bütün ürünlerde bu dört ana madde bulunur. Bir de önemli bir uyarımız olacak. İdrar söktürücü özelliği var. Yani idrar çıkışınızı arttırıyor. Kişiye göre değişebiliyor. Ama yani benim biraz ödemim var diyorsanız o gün içerisinde 2-3 bardak kuşburnu içerseniz bunu kolayca çözebilirsiniz. Bazı uyarılarımız var. Öncelikle kullanımının bir zararı gösterilmemiş. Yalnız gebelerde ve emzirenlerde herhangi bir çalışma yok. Bir de idrar söktürücü olduğundan dolayı lityum denen bir ilaç var biliyorsunuz. Psikolojik rahatsızlıklarda kullanılan bir ilaç onu alanların kan düzeyini yükseltiyor. Bir de C vitamininden dolayı eğer yüksek doz C vitamini kullanıyorsanız böbrek taşı oluşma riski olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla böbrek taşınız varsa kuş burnundan biraz uzak durun efendim. Evet, kuş burnunu unutmayalım. Ben kuşburnunu soğuk olarak da içiyorum. Gayet hoş oluyor, tavsiye ederim. Efendim görüşmek üzere, hoşçakalınız.